Bugün Evet. öyle bir manşette çıktı ki, hani boyutu bize gösterdi. Şimdi ben de abimi HDP'den istiyorum. Başlık bu. Evet. Kim bunu söyleyen? Kılıçdaroğlu'nun kardeşi. Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu diyor ki ben de abimi HDP'den istiyorum. Diyarbakır'a gitmiş ya da götürülmüş neyse. O çocuklarını PKK'dan almak isteyen anneler nöbet tutuyor biliyorsunuz Diyarbakır'da. Onların yanına gitmiş ben de abimi istiyorum HDP'den demiş. Abisi Kılıçdaroğlu'nu istiyor HDP'den. Yani diyor ki Yani şöyle, bu o kadar utanç verici bir şey ki, bakın Akit gazetesi dediniz ama ya yani mesela benim önümde Sabah var, iç sayfası. tabii Orada da sabah aynı bir, bu arada Akit, bir tek başlık Akit aynı. manşet yaptığı için. Manşet yaptığı için hepsinde, tamamında ve aynı başlıkla ben de abimi HDP'den istiyorum. Bakın şimdi Diyarbakır'da HDP binasının önünde bana göre benim için haklı bir mücadele veren aileler var. Neden haklı bir mücadele veriyorlar? Çocukları nereye gitmişler? PKK'ya gitmişler. Onları geri istiyorlar. Geri istiyorlar çocuklarını. Şimdi normal şart altında bu arada bu insanların ne olursa olsun herkes tarafından acısı dindirilecek anneler babalar olması gerekir. Benim de çocuğum var. Şimdi siz tutuyorsunuz böyle bir meseleyi. Alıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşini. Bu arada bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi biliyorsunuz çeşitli dönemlerde alınıyor. Bir şov unsuru olarak hükümet medyası tarafından kullanılıyor. Fakat bu sefer bana sorarsanız fazla ileri gidilmiş bir hareket bu. Bu sefer alıyorsunuz gerçekten çocukları dağda olan, çocuk yaşta belki oraya gitmiş olan ailelerin haklı bir mücadele veren, çocuklarını isteyen ya çocuğumu verin diyen ailelerin önüne götürüyorsunuz ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşine dedirtiyorsunuz ki benim de kardeşimi HDP rehin aldı. rehin aldı, abimi istiyorum diye espri yaptırıyorsunuz, dalga geçtiriyorsunuz ve bu dalganızı da Türkiye'ye manşet olarak yazıyorsunuz. Ya şimdi burada bana sorarsanız aslında şehit demiş olduğunuz şeylerin, değerin, milli mesele demiş olduğunuz değerin, vatanseverlik demiş olduğunuz değerlerin nasıl bir siyasi güç tarafından gerektiğinde eğer söz konusu olan CHP'ye karşı bilmem neye karşıysa nasıl, yani artık kötüye kullanılmak bile demiyorum, dalga geçmek, alay etmek şeklinde dönüştürülüp şov malzemesi yapıldığını. Yani ben o ailelerin yerinde olsam bu görüntüye önce karşı çıkarım. Çünkü ben şuna inanıyorum. Gerçekten bu ülkenin şehitleri de, bu ülkenin acı çeken insanları da. Herkesin bir siyasi parti, en başında da bunu söyledik. Bir siyasi parti ayrımı olmadan herkesin meselesi. Ama şu tablo tam olarak bana kötüye kullanılma derseniz milli meselelerin, bunu biz başka yerlerde de yaşadık. Gara meselesinde de yaşadık. Çubuk'ta biraz önce konuştuğumuz hadise de bir şehit cenazesi değil miydi abla? Tabii. Şehit cenazesiydi. Oraya her partiden insan gidiyor. Bunların kötüye kullanılmasının artık affedersiniz maskaralık düzeyine dönüşebileceğini alıp bir siyasi parti liderinin kardeşi üzerinden espri, şaka, alay ne diyorsanız deyin. Oradaki ailelerin kendi çocuklarına ilişkin acısını bu hale çevirebileceğinin göstergesi. Bu çok utanç verici de bir şey. Ben olsam tekrar söylüyorum önce o ailelerin yerinde. Sonra bunu hani bu maneviyatı paylaşan, bu ailelerin davasını paylaşan insanların yerinde bu tabloyu hemen engellerim. Bunun önünü kesmeye çalışırım, engellemeye çalışırım. O açıdan hani daha fazla söyleyecek şey var ama hani burada tutmaya çalışıyorum sözlerimi. Aslında çok da hani net söyledin. Çok da sansürlemeden diyelim. Şimdi kardeş Kılıçdaroğlu'ndan HDP'nin önüne gidip de kardeşimi
abimi HDP'den istiyorum diyen kardeşten abi Kılıçdaroğlu'na geçelim. Yani CHP lideri Kılıçdaroğlu'na. Şimdi efendim biliyorsunuz kaç gündür bunları konuşuyoruz. Sadece biz değil herkes konuşuyor. Siyasetin şu anda en sıcak iki durağı HDP ve Saadet. İktidarın hedefi aynı zamanda bu iki parti. HDP'yi zayıflatmak mümkünse işte parçalamak hatta kapamaya götürmek, Saadet'i de yanına çekmek istiyor. Şimdi buradan hareketle bir devam edelim. Ama HDP için ne yapmaya çalıştığı açık da Saadet'i konuşalım. Şimdi Saadet'te, Saadet Partisi'nde yarın özellikle bu konuyu konuşacağım bir konuğum olacak. Veysi Dündar, Saadet Partisi içinden çok iyi haber alan, içeriği bilen bir isimden. Onun önceden bana anlattıkları bile son derece enteresan, onu söyleyeyim. Şu tablo herkesi bir şöyle bir durdurdu. Nasıl bakmalı, nasıl yorumlamalı diye. Nedir o? Erbakan'ı ölüm yıl dönümünde anma toplantısında işte bu öndeki protokol. Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Asiltürk, Mithat Sancar. Şimdi Babacan'la başlayıp AKP'nin eski yıldızlarından bugün DEVA'nın lideri, eski başbakan Davutoğlu, sonra HDP'ye Mithat Sancar'a uzanan bu fotoğrafta Oğuzhan Asiltürk milli görüş lideri unvanını artık kullanarak bambaşka bir yere oturuyor. Ve öyle anlaşılıyor ki Temel Karamollaoğlu'nun aksine AKP'nin yanında yer almayı isteyen bir politikacı Asiltürk. Öyle anlaşılıyor en azından şimdilik. Erbakan meselesi birdenbire siyasetin hani en kilit noktalarından biri haline geliverdi. Yani Erbakan badem gözlü oldu. Bağışlasınlar. Hani çok kullanılan bir deyiş olduğu için söylüyorum bunu. Yani incitmek istemem ama hakikaten vaktiyle Erbakan'ın karşısında olanlar bile ondan işte demokrasinin teminatıdır diye bahsedince böyle bir benzetme yapmak ihtiyacı duydum. Sürçülisan ettimse affola. Sen Cumhuriyet'teki yazında bir Erbakan ne diyelim vakasından mı diyelim söz ettin. Yalçın Küçük'ün sana yıllar önce söylediği bir şeyden hareketle ya da yazdı. Bir Cumhuriyet kitabında. Bir Yalçın Küçük'ü de bu arada selam gönderelim. Sağlık durumu nasıl? İyidir inşallah. Aynı, Yalçın Küçük aynı. Peki. Şimdi Yalçın Küçük'le ilgili bir anekdot. Oradan başla. Erbakan meselesi ve bugün Erbakan meselesinin siyasette neden mihenk taşı haline geldiğini bize anlat. Birincisi ben naçizane bir şey söyleyeceksem. Ben mesela Saadet Partisi'nin kanalında TV5'te bir programa katıldığımda böyle bir farklı şeylerden olan. Ben Türkiye'de herkesin biliyorsunuz Türkiye'de şöyle bir oluşum, bir ortam oluşturuldu. %50-%50. %50-%50. Ben Türkiye'de herkesin kendi kimliğiyle, kendi politik görüşleriyle, kendi ideolojisiyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama Türkiye öyle bir hale geldi ki herkes bu %50-%50 sistemi nedeniyle ya oradan ya buradan haline dönüştü. Bu bir. Bence bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani Tayyip Erdoğan da Erbakan meselesini bu yüzden politikanın merkezine koyuyor, milli görüş meselesini. Karşılıkları da milli görüşe şey gösterirken, rağbet gösterirken bu Türkiye'deki politik atmosfer nedeniyle bunu yapıyor. Öncelikle bunu tespit edelim. Ama meselenin Yalçın Küçük'le ne ilgisi var? Şimdi Yalçın Küçük'ün Bir Yeni Cumhuriyet İçin diye bir kitabı var. Kitabın 549. sayfasında kitap 12 Eylül darbesinden çok kısa bir süre önce çıkmış bir kitap. Yanlış hatırlamıyorsam Nisan 1980. Şöyle yazıyor. Yeni bir askeri müdahalenin şunu yapması mümkün. Yani askeri müdahale bekleniyor Türkiye'de. Erbakan'ı Türkiye'nin siyaset sahnesinden silip Erbakan'ın temsil ettiği İslamcı dinsel politikayı daha yoğun bir biçimde uygulamak. Gerçekten de böyle oluyor biliyorsunuz. Erbakan'ı daha tekrarla çünkü laflar uçuyor yayında. Erbakan'ı Türkiye'nin siyaset sahnesinden silip
Erbakan'ın temsil ettiği İslamcı dinsel politikayı daha yoğun bir biçimde uygulamak. Yani Erbakan'ı selip onun politikasını hakim kılmak. Gerçekten de biliyorsunuz öyle oluyor. Yani 12 Eylül darbesi muhafazakar bir dizi politikayı uygularken Erbakan'ı da biliyorsunuz siyaset sahnesinin dışına itiyor, siyasi yasaklı haline getiriyor. Ve o dönemin, Erbakan döneminin politikaları Erbakansız bir şekilde, belki Erbakan'ın bile hayal ettiği o zorunlu din dersleri falan gibi politikalar, Erbakansız bir şekilde, ben buna Erbakansız Erbakancılık diyorum, bunu yapıyor. Şimdi bakıldığında bugün yine karşımızda bir tür Erbakansız Erbakancılık çıkıyor. Hı hı. Erbakansız Erbakancılık. Yani ortada Erbakan yok ama Erbakan üzerinden bir tür saflaşma üretiliyor. Nasıl saflaşma üretiliyor? İşte Cumhurbaşkanı kalkıyor, milli görüş lideri diye artık imzasını atan kişiyi ziyaret ediyor. O fark edilmedi. Bazı oranın kanaat önderlerini ziyarete gidiyor. Hı hı. Cenazelerinde bulunuyor. Yine fark edilmedi. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önde gelen isimleri Saadet Partisi'nin kanalında belirmeye başladı. İl başkanı değişti. AKP il başkanı doğrudan milli görüşün temsilcilerinden biri. Birisi oldu. Saadet Partisi'nin adayıydı. Kabaktepe. Şimdi bakıldığında görülüyor ki Cumhurbaşkanı veya Cumhur İttifakı Türkiye'yi bölmek istedikleri bir çizgi var. Hani zillet, illet, kafir, bilmem o yer, milli, gayrimilli ne dersek diyelim. Bunun için görülüyor ki milli görüş kimliğini fazlasıyla kullanacaklar. Tam da bu dönemde 27 Şubat'ta 28 Şubat'ın arka arkaya gelmesi nedeniyle, yani 27 Şubat 2011 Cumhurbaşkanlık yapmış Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü ve 27 Şubat yıl dönümü, 28 Şubat'ta meşhur 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısının tarihi. Bu ikisini de birleştirerek bu kavramlar üzerinden muhalefete saldırıyor. Peki ben ne anlattım? Ben şunu anlattım. Şeyimi kendimi gizlemiyorum. Necmettin Erbakan'ın politikalarına aşağı yukarı benim herhalde yaptığım eleştiriler, dünya görüşüm biliniyordur. Tabii. Ama söylemem gereken bir şey var. Söylemem gereken şey şu. Hatırlayın 2007-2008'den itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bil fiil desteklediği, yani bugünkü Cumhurbaşkanı'nın ben savcısıyım dediği, Fethullahçı olduğunu bildiğimiz savcıların ve polis müdürlerinin eliyle uygulamaya konan çeşitli davalar açıldığında Erbakan hayattaydı. 2011 yılının Şubat ayına kadar hayattaydı. Erbakan hayattayken, birincisi, açın videolara bakabilirsiniz, bugünkü siyasi iktidarı Batı destekli, hatta onun tabiriyle söyleyeyim Siyonizm destekli, BOP'u uygulamak için getirilmiş vesaire gibi, belki en ağır muhalifin bile söylemekten çekineceği cümlelerle tarif eden bir dil kullanıyordu Erbakan. Öte yandan da ısrarla kendisine sorulduğu zaman, ben yazımda da verdim, Mirgün Cebas NTV'de sorduğu zaman, hayır, askerlere yapılmış olan bu operasyonlar asker içindeki Amerikan karşıtlarını temizlemek için yapılmış operasyonlardır yanıtını verdi ve bilfiil destek olmadı. Şimdi düşünün. Şevket Kazan. Onu da söyleyeceğim. Keza. O yüzden yani, 28 Şubat hesaplaşmasını... Erbakan'ın yol arkadaşlarının önde gelen ismi Şevket Kazan. Mahkemeye gitti. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ama bunu tamam diyelim dedi. Yani Şevket Kazan 28 Şubat'ta bana herhangi Adalet bir Bakanıydı. Baskı vesaire gelmedi. Gelmedi dedi. Talep gelmedi mahkemeye dedi. Mahkemeye gitti. O çok önemli bir an. Yani yazının boyutu yetmedi. Mahkemeye gitti. Ayakta. Hakim dedi ki isterseniz oturabilirsiniz dedi. Hayır, ayakta konuşacağım dedi. Çok net bir şey sordu. Size tehdit geldi mi 28 Şubat'ta, şikayetçi misiniz diye sordu. Bana bir tehdit gelmedi. Kötü şeyler yaşandı ama ben buradaki arkadaşları içinde de dedi. Dönemin askerlerini. Çok değerli çalışma arkadaşlarıma ben şikayetçi değilim dedi. Bir uğultu kopuyor salonda. Tekrar soruluyor. Tekrar şikayetçi olmadığını net bir şekilde söyleniyor. Hatta o günlerde hem Necmettin Erbakan'ın bu tavrından ötürü, hem Şevket Kazan'ın bu tavrından ötürü, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve bu Fethullahçıların desteklediği kumpasları yapanları destekleyenler, o yüzden milli görüşe çok sert eleştiriler getirdiler. Nasıl destek vermezsin? Bu hesaplaşma senin de hesaplaşman diye.
Şimdi bakın ne oldu biliyor musunuz? 28 Şubat hesaplaşmasını yapmak isteyenler, şimdi yapsalardı Erbakan açılırken, 28 Şubat davası açıldığında 28 Şubat döneminin başbakanı gelip ne diyecekti? Belki de şikayetçi değilim diyecekti. Şevket Kazan'ın yaptığını yapacaktı. Ne oldu biliyor musunuz? Erbakan'ın ölümü beklendi. Erbakan öldükten sonra, yani 27 Şubat 2011'den sonra bizzat kozmik odaya giren Mustafa Bilgili tarafından 28 Şubat soruşturması başlatıldı. Şimdi bakıyorsunuz 28 Şubat soruşturması başlatıldı da 28 Şubat korsan bir bildiri değil biliyorsunuz. 28 Şubat bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısının tarihi. Milli Güvenlik beğenirsiniz beğenmezsiniz içeriğini, kararları Bakanlar Kurulu'na gönderilmiş. Bakanlar Kurulu'ndaki kararlarda uygulamaya konulacağı Cumhurbaşkanı'nın yazıyla bildi. Yani her şey o sistem içinde seyrediyor. Bir anda Erbakan öldükten sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu süreci başka bir hale çevirebilmek için. Bir tane Fethullahçı bağlantıları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmış bir subay ortaya çıktı. Yine o dönemin meşhur CD'leriyle, meşhur dijital delilleriyle savcıya gitti götürdü. Aa böyle şeyler var 28 Şubat döneminde diye. Ve Nisan 2012'de, yani Erbakan öldükten tam bir sene sonra 28 Şubat davasının ilk tutuklamaları yapıldı. Bu davanın içinde o deliller, bir sürü sahte delil çıktı. O davanın içerisindeki savcılar, hakimler Fethullahçı çıktı. O davanın içerisindeki bilir kişilerle sahtelik kanıtlandı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Görülüyor ki aslında nasıl 12 Eylülcüler Erbakan'ı siyaset sahnesinden silip Erbakan'ın politikalarını uyguladıysa, ben diyorum ki aynı örneği bugüne taşıyarak Erbakan hem 28 Şubat hesaplaşmasında hem bugün Milli Görüş hesaplaşmasında ölümünden sonra kullanılıyor diyorum.